Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere Kofi Asidu Brembong'un Cats and Dogs is Too Easy adlı makalesinin uygulamasını anlatacağım. Makalemizde yazar genelde derin üreme konularında kedi ve köpek sınıflandırmasının işlendiğini ve bunun artık hakikaten %99 ve daha yüksek oranlar doğrulukla sağlandığını, farklı yöntemlerin denemesi gerektiği hakkında bir başlangıç yapıyor. Ve burada bir yarışma Fast AI Deep Learning kütüphanesi kullanılarak işlenmesini uygulaması anlatıyor. Bu yarışma Kaggle'da 2 yıl önce yayınlanan The Nature Conservancy Fisheries Monitoring adlı bir yarışma. Burada 6 farklı balık türü var ve biri de balık değil ve diğer balık türü olarak 8 farklı sınıflandırmış bir veri setinden oluşuyor. Dediğim gibi 6 farklı balık çeşidi ve no fish olarak etiketlenmiş resimler ve bir de farklı bir balık türü olarak, yani diğer bu 6 farklı türünün haricinde olan balık türünün olduğu veri kümesinden oluşuyor. Şimdi bunu biz bu makaleyi sizde zaten kaynakta belirteceğim. İnceleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Ben bunu Colab üzerinde uygulayacağım, anlatacağım. Şimdi Kaggle'daki bu veri setinin Colab'a alınması için birkaç aşamadan geçmemiz gerekiyor. İlk önce Kaggle'ı pip install'la kuruyoruz. Bir gizli kütüphane açıyoruz. Dosya açıyoruz. Ve username ve key Kaggle'dan alacağız. Onu da şurada Kaggle'ın my account kısmında alta doğru geldiğimizde create new API token tıkladığımızda bize bir tane Kaggle'dan bir JSON dosyası geliyor. Bunu açarsak içerisinde de kullanıcı adı ve key olacak. Şu ikisini alıyoruz. Bizim kodumuzda birebir aynısını yazabilirsiniz şuraya kadar. Şurada kendi kullanıcı adı ve key'inizi kullanarak devam ediyoruz ve en sonunda da şuraya geldiğimizde Kaggle Competition Dowlands şu cümleyi zaten yarışmanın veri data kısmında şurayı kopyalayarak başına ünlem koyup veri setimizi ne yapıyoruz? Alıyoruz. Bu veri setimizin içinde tabi biz sadece train klasöründeki veriler işleyeceğiz ama yarışma olduğundan dolayı submission ve test olarak veri kümesinde datalarımız da var. Biz sadece train zip'i alacağız. Burada unzip ile bu train zip'i çıkarıyoruz. Ve LS'de gördüğümüz gibi train setinin içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı veri balık türü ve no fish ve other olarak etiketlenmiş klasörlerimizde resimler var. Şimdi bundan sonra aşama aşama biz ne yapacağız? Verimizi deep learning ile işlem alacağız. Transfer learning kullanacağız. Şimdi beraber bakalım. Şimdi Otrilot ve Matplotlib bunları aldık. Pet dosyayla işlem yapacağımız için from Patlib import pet aldık. FastAI kütüphanesi, derin öğrenme kütüphanesi olarak FastAI'yi kullanacağız ve Vision'ı kullanacağız. Ve pet olarak da biraz önce gördüğümüz gibi train dosyasını aldık. Bu pet'in içinde %20 train, %80 pardon %20 test, %80 train olacak şekilde verimizi böldük. Verimizdeki resimlerin boyutunu 224'e 224 olacak şekilde ve renkli olacak şekilde datamızı aldık ve normalize ettik. Normalize ettiğimizde gördüğünüz gibi resimlerimiz bu şekilde 3 renk katmanı 224-224 olacak şekilde train ve validation kısmı alındı. Burada örnek bazı resimler, işte no fish mesela, şu resimde no fish olarak etiketlenmiş. Bu resimde farklı bir balık türü var. Şurada gördüğünüz gibi biraz önce bahsettiğimiz 6 farklı türün balık türünden ayrı. Shark olarak etiketlenmiş ve alp olarak etiketlenmiş örnek resimlere baktık. Şimdi burada FastAI kütüphanesinin Create CNN Convolution Neural Network'ünü alarak ve ResNet modelini kullanarak metrik olarak da error rate, hata oranlık olacak şekilde biz CNN'i şu an aldık, modelimizi oluşturuyoruz ve Fit One Cycle Based Epoch kullanarak biz bu verimizi direkt ResNet 34 modeliyle 5 epochla ettiğimizde gördüğünüz gibi bu modelimizde şu an ResNet 34 ile %36 hata oranlarından 5 epoch sonunda %16'lara kadar indik. Bu tabii ben runtime GPU seçmeme rağmen her bir epoch yaklaşık 2,5 3 dakika yakın bir süre aldım.
Ve bu modelimizi save edebiliriz bu haliyle. Yani burada save ve load ile tekrardan çağırabiliriz. Ve learning rate olarak da burada şu an bu şekilde görsemleyebiliriz. Şimdi biz burada tabii bir olduğu gibi transfer learning yaptık. Biz hyper parameter olarak kendimiz bu ImageNet ile oluşturmuş ResNet modelini üzerinde işlem yapabiliriz. Biz burada mesela maksimum learning rate'i 10^6 ve 10^4 arası olacak şekilde tekrar epoch ettiğimizde %15'lerden %11'lere kadar hata indi. Yine halen daha ResNet 34'teyiz. Şimdi ResNet 50 deneyelim. Yine create CNN diyerek datamızı aldık. Model ResNet 50 alıp yine error rate olarak olduğu gibi bizim weight'lerimizi ResNet 50'den aldık. Ve 5 epochla %27'lerden %13'lere kadar epoch indi. Tabi burada varyans ve bias parametrelerine de var. Burada bakmak lazım. Bakın train loss 1.67 iken validation loss 0.88. Bu tür ince detaylara çok girmiyorum. Error rate üzerinden sadece gidiyorum. Ve burada yine save ve load tekrar çağırabiliriz. Burada. Yine burada bizim burada learning rate'imize göre loss'un değişiminde grafiksel olarak görebiliriz. Buradan çıkarıp yine maksimum learning rate'i 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 3 olacak şekilde yaptığımızda %10'lardan %4'lere yani %96 doğruluk gibi bir doğrulukla şey yaptık. Şimdi burada tabii bizim en büyük hatalarımız ne? Bir de onlara bakalım. Classification, interpolation from learning the learn biraz önceki modelimizi alıp plot top losses ile 9 tane gördüğünüz gibi en büyük hatayı yani burada bat ismiyle bir balık olmasına rağmen burada şu an ben de halen daha hakikaten görmüyorum. Burada no fish balık yok diye bunu etiketlemiş. Burada no fish olmasına rağmen bunu YFT ismi verilen şuradaki bak şu balığı mesela burada no fish diye etiketlemiş. Evet doğru no fish diye etiketlemiş. Halbuki YFT'ymiş. Bu şekilde yanlış yapılan şeylerde şu plot top losses ile buradaki rakamı siz istediğiniz kadar artırıp görselleştirebilirsiniz. Şimdi Confusion Matrix biliyorsunuz. Bizim oldukça verimli bize bilgi veren bir matrisimiz. Biraz önce oluşturduğumuz interpret plot confusion matrix yaparak burada mesela alp ismi balığın bakın 335'ini doğru bildiği halde 5'ini 1 2 3 4 5 no fish olarak bilmiş mesela. Birini mesela YFT olarak bilmiş. Yanlış yani bunlar tamamen yanlış etiketlemeler. Mesela şurada bet bir de şunu söyleyeyim. Bu veri kümemize dikkat ederseniz bir ve balık türünden 350 civarında veri varken bir balık türümüzde 37 40 civarında 13 tane 15 tane olan resimlerimiz var 80. Yani veri kümemiz de homojen bir dağılımlı değil onu da ifade edelim. Bu şekilde Confusion Matrix'te de yanlış etiketlemiş verileri görebiliriz. Ve Most Confused ile de burada mesela bakın alt olduğu halde nofish etiketlemiş 5. Biraz önce yukarıda da bakmıştık. YFT olduğu halde alt etiketlemiş 5. Bunlar hep yanlış. Max büyüklük yani en büyük yanlış etiketlenmiş datalara da Most Confused metoduyla görebiliriz. Makalemiz buydu. Bunu incelemenizi istiyorum. Tavsiye ediyorum. Ve burada şunu söyleyeyim. Bu makaledeki bu veri kümesinin özelliği hakikaten birebir böyle balığı tam karşıdan çekmiş değil de bakın burada balıkçı var. Farklı şeyler var. Deniz var. Yani oldukça zor bir veri kümesini ve burada en sonda %96 bir doğruluk bulmuştuk. Fast AI ile derin öğrenmede transfer learning nasıl yapılır ve classification nasıl yapılır? Bu videoda bunu anlatmaya çalıştım. Kodları burada benim yazdığım bu kodu ben size paylaşıyor olacağım. Makaleyi yine size paylaşıyor olacağım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.